Nazım merhaba. Merhaba Kerim. Bu hafta Sevin Burak'ın Sahibi'nin Sesi oyununu konuşuyoruz. Önceki konuştuğumuz oyunlardan, incelediğimiz metinlerden daha farklı bir metin. Her zaman anlatı yapısını inceleyerek başlıyoruz. Bu sefer yine oradan başlayalım ama daha farklı başlayacağız sanırım. Çünkü elimizdeki metin biraz kompleks bir yapıya sahip. Önceki metinler gibi dramatik, tanıdık bir kurgusu yok. Sürreel, bilinç dışı öğeleri de içeriyor içerisinde. Yani önceki metinlerde biz giriş gelişme sonucu daha kolay takip edebiliyorduk. Evet, çok daha açıktı metin yapılarında. Burada biraz daha kompleks bir yapı var. Fakat yine aynı yöntemle bu metni de okuyabiliriz. Kadın yazar, bir kadın sesi. Özellikle Türkiye'li bir yazarı bu sefer konu aldık. Şimdiye kadar hep erkek muhabbeti döndüğü için aramızda. <gülüyor> 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 Ve önceki Hırçın Kız'da da biraz böyle bir göründürdü en azından. Erkek bakışı söz konusuydu. Dolayısıyla bir kadın yazarı da konuşmak program açısından da bir çeşitlilik oluşturacak. Evet. Sevim Burak'ın sahibinin sesini konuşuyoruz. 1930'lu yıllardayız. İstanbul'dayız. Eski Beyoğlu'nu, kabere kültürünü, restoranları, otelleri, 1930'lu yıllardaki İstanbul'u bize anlatması açısından bence çok keyifli bir zaman yolculuğu gibi hissettirdi bana okurken. Ana karakterimiz Bilal. Bilal bir paşazade, soylu bir gelenekten geliyor. Soyu Osmanlı'ya dayanıyor ve çok güçlü bir aileden geliyor. Dolayısıyla başlangıçta otoriter, güçlü ve varlıklı bir kimseyi bileli görüyoruz. Zaten biz dönüşümü de bu erkeğin sesi olan, otoritenin sesi olan bilelin, sahibinin sesinin nasıl bir makineye dönüştüğünü, nasıl bir nesneye dönüştüğünü e alacağız. Başlangıçta aslında bir özne söz konusu. Dediğim gibi Bilal kendi istekleri olan, arzuları olan bir karakter. Bilal'i tanıyoruz aslında en başta. Onun biraz yaşamına tanık oluyoruz. Bilal'in gözünden görüyoruz anlatıyı. Evet. Ve şöyle diyelim istersen bizim için neydi temel eylem? Karakterin arzusuydu ve yolculuydu. Bilal'in arzusu nedir? İlki metresi Zembül'den olan çocuğu reddetmesi. 10 yıldır birlikte yaşadığı kadından olan çocuğu tanımıyor. İkincisi de Muzaffer Seza'nın Kimliğini alıp askerden kaçma mücadelesi. Aslında biz Bilal'in topluma karşı olan sorumluluklarından kaçmasıyla toplumla olan mücadelesini görüyoruz. Biz her zaman konuşurken başlatıcı eylemi Aynen. mesela konuşuyoruz. Buradaki başlatıcı eylem nedir? Ebe Anastasya'nın 3 aylık hamile olduğunu, Zemmül'ün 3 aylık hamile olduğunu söylemesi ve daha sonra komşularının Bilal üzerinde kurduğu baskıyı söyleyebiliriz. Çünkü Bilal'in Zemmül'e karşı bir sorumluluğu var. Yıllardır birlikte yaşıyor bu kadınla ve o çocuğa sahip çıkması, Zemmül'ü nikahını alması gerekiyor. Fakat Bilal her zaman olduğu gibi bundan kaçmanın yollarını arayacak. İşte tekrar Fransa'ya gidip büyükelçilikte çalışacağını vesaire yöntemler. İkinci eylem ise şu dediğim gibi Muzaffer Seza kimliğini alması. Bu sefer de kendisini yakalamaya gelen polislere karşı bu kimliği kullanması. Başlatıcı eylemleri bunlar olarak kurgulayabiliriz. Oyun iki perdeden oluşuyor. Evet. Eylemler böyle birbirini dediğimiz gibi doğrusal şekilde takip etmiyor. Arada halüsinasyonlar var, rüyalar var. Rüyalar çok fazla var. Yani özellikle biz Bilelin gözünden diğer karakterleri görüyoruz. Yani onun o bilinç altında Zembul'ü nasıl gördüğünü, vahşi bir kadın olarak görüyor Zembul'ü. İşte bir hayvani danslar eden şeyler yapan, üzerindeki tüylü yolan bir kadın olarak görüyor Bilal. E buradan biraz karakterleri de konuşalım. Yani hepsini Bilal'in gözünden görüyoruz dedik. Zembul öyle görüyor. Mesela evet. Ziya'yı öyle görüyor. Bunları biraz konuşabiliriz. Şöyle biz başlangıçta mesela Ziya Bey komşularını çok kadın düşkünü kötücül bir kimse olarak Tahmin ediyoruz çünkü Ziya Bey'i de eşi Melek Hanımı da biz Bilal Bey'in gözünden görüyoruz, Paşazade Bilal'in gözünden görüyoruz ve kötücül. Fakat eylemler ilerledikçe fark ediyoruz ki Ziya Bey aslında zembüle sahip çıkan mahallenin ton ton dedesiymiş. Keza Melek Hanım da öyle. Bunlar zembüle yardım etmeye çalışan, onun istismarına engel olmak isteyen iyi niyetli insanlar. Fakat Bilal'in gözünden gördüğümüz için biz başlangıçta bence yazarın başarısı şu abi bir anti kahramanı merkeze alması ve okurun bu kahramanla özdeşleş ihtimalini ön plana çıkarması. Bu çok zor bir şey. Çünkü biz genelde güçlü karakterlerle özdeşleşiriz. Ama hiçbir zaman Bilal Bey gibi kötücül, kendine düşkün, bencil, hazlarına düşkün ve karşısındaki hiç kimseyi tanımayan insanlarla özdeşlik kurmayız. Bence metnin gizi burada. Sen burada mesela bir başarı olduğunu söylüyorsun. Bu ne ölçüde başarı? Ben metni okurken aynı şekilde mesela bir şey kuramadım. Bir özdeşlik kuramadım o karakterle. Tam tersine mesela ben daha çok itildim ve uzaklaştım onun ezeyanlarından halüsinasyonlarından. Yani şöyle özdeşik kurmaktan kastım onun niyetlerini sahiplenmek değil. En azından ikinci bölüme kadar. Yani ilk bölümde belki sahipleniyoruz kastım şu aslında anlatıyı takip edebilmek için karakterin gözünden bakabilmeye devam edebilmek. Karakter ne kadar kötü niyetli olursa olsun biz hala onu takip edebiliyoruz. Dexter'ı düşün mesela. Dexter bir seri katil ama biz hala onun peşinden onun eylemlerine aynı motivasyonla bakabiliyoruz. Onun peşinden gidebiliyoruz. Burada da böyle bir şey söz konusu. Yani bir anti kahramanı kahraman olarak alıp onu sürdürebilmek. Keza House of Cards'ta gördüğümüz ana karakter. Senle de konuşmuştuk. Şimdi başkan oldu mesela adam. Ben yeni başladım. İkinci sezon bitti. Adam başkan oldu. Eli kanlı bir adam aslına baktığında. Aklımıza gelmeyecek kötülükleri yapmış. İktidar hırsına elinden geleni ardına koymamış bir makyavelist bir kimse. Fakat hala onun gözünden takip edebiliyoruz. Kuvveti burada gizli. Seyirciyi hala kötücül karakterin peşinden sürükleyebilme gücü. Ozan zaman örgüsünü tamamlayalım istersen bir yandan da. Babası öldükten sonra babasının yatağındaki, yorganındaki yine topuğundan giriyor ve vücudunda gezdiğini görüyoruz falan biz. Tabii bu yine de Plak sahibinin sesi, plak plaktaki iğne kendisi bir nesneye, bir metaya dönüşmeye başlıyor. İstersen bunu en sonda konuşalım. Yani bu metaforları konuştuğumuz zaman evet. e, konuşalım. Bilal'in bakışı nedir babası öldüğü zaman orada? Sadece maddi rolünü yerine getiriyor. İşte ne bileyim imamı çağıralım, doktoru çağıralım, çenesini bağlayalım vesaire. Yani mekanik bir şekilde yapması gerekenleri yapıyor. Bilal aynı şekilde kendi oğlu yani kendi çocuğu oluyor orada Ferit. İşte Zembil'den çocuğu oluyor. Diyor ki bu çocuğun kafası yamuk, boynu bükük. <laughs> <laughs> yani böyle kötücül bir adam. Dediğim gibi kadın hastalıkları içerisinde üç gündür yatakta. Bilal sokağa çıkıyor, rakı içtim. Oradan sonra işte kelle yedim. Ya. Ondan sonra kebap yedim orada, bilmem ne. Yani bu kadar bencil ve hazlarımlı. Duygusal düştüm, yönü kaybolmuş. Sıfır. Yani. yani sadece kendi hazlarıyla yaşayan bir insan. Çok kötücül bir karakter. Dediğim gibi hikayenin dönüşümünü istersen buradan bağlayalım. Hikayenin dönüşümü de bu karakterin korkularıyla aklını yitirmesine sebep oluyor. O da şu. İkinci kelime neydi? Muzaffer Seza kimliğini almasıydı. Daha sonra Muzaffer Seza'yı karşısında görmeye başlıyor. Şehit Muzaffer Seza ondan hesap soruyor. Yani aslında bastırdığı korkuları sembolik olarak cisimleşiyor. Hezeyanlar neticesinde yüzleşmesine sebep oluyor. Evet, burada mesela onu söyledik şimdi aklıma takıldı az önce. Kötücül kötücül diyoruz. Sanki kötücülden ziyade daha korkak ve bencil daha doğru ifadeler. Çok ifade korkak. Eder. Doğru söylüyorsun. Engel değil ama kötücül olmasına korkak olmasına. Onları, onların bir sonucu Dikkat olarak. Et. Kesinlikle onların bir sonucu olarak. Dikkat et. İkinci perdeye doğru silahlanmaya başlıyor. Dürbün elinde. Bütün mahalleli bana düşman. Gözetli herkes beni gözetliyor vesaire. Yani bu aslında ondaki o korkunun dozunun ne kadar yükseldiğini de gösteriyor. Bunlar işte o bastırdığı topluma karşı olan, insanlara karşı olan sorumlulukları özünde. Ben öyle düşünüyorum. Oyunun sonunda da iyicene artık kendisi bir nesneye, bir makineye dönüşmeye başlıyor. Muzaffer Seza'nın öldüğü gibi kendisi askerlikte bir gaz patlaması sonucu ölmüştü. Bu da bir mahalleyi yakmaya karar veriyor bizim karakterimiz. Kafasında uydurduğu Muzaffer Seza'nın yönlendirmesiyle birlikte gaz bidonlarını Bodrum'a doldurup tepe noktasında zaten burasıdır. Zembül'ü alıp aşağı indiriyor Bodrum kata. Bütün mahalleyi yakacaktır falan. O sırada doz iyicene artıyor. Bir taraftan bir plak sesi gibi geliyor diğer anlatılar. Bir şey diyoruz. Babasının konuşmasını duyuyoruz. Ablasının konuşmasını görüyoruz. Bilinçaltı çok karmaşık. Ablasıyla kafasındaki Muzaffer Seza'nın bir ilişkisi olduğunu vesaire bir sayıklamalar aslında bir hezeyanlar ve en sonunda şu cümle Bilal öldü oyun bitiyor. Yani oyun biraz ne olduğu belirsiz bir şekilde sonlanıyor. Sanırım Bilal öldü veya e, aklını yitirdi. Bilal'den konuştuk. Biraz Zembul'den de konuşalım. Olur. Sümbül. Filistin'den göçmüşler bunlar muhtemelen. Tabi diğer komşuları da yani Yahudi göçmenler. Dedim ya en başta İstanbul dokusu çok yüksek. Kuzguncuk'ta oturuyorlardı bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Yani sürekli vapura bindim İstanbul'a geçtim diyor. Ben de orayı çözemedim. Adada mı oturuyor yoksa Kuzguncuk mu? Olabilir. Babası Fatih'te oturuyor. Sürekli Beyoğlu'nu geziyor vesaire. Oradaki işte o kabereleri yani o kent kültürünü çok güzel yansıtmış. Toplumsal dokudaki çeşitliliği yani eski İstanbul'u görünce o isimleri Filistin'den gelmiş hudiler işte Rumlar vesaire, O çeşitliliği görmek keyifli. E, Zembul aynı zamanda alt sınıftan gelmiş bir kimse ve akrabaları da evlenmesini istiyor. Tabi haklı olarak 10 yıldır yanında bir besleme gibi bir metres gibi yaşıyor. O çeşitliliği de bize gösteriyor. Biraz şey açısından söyledim ben Zembulu söylememin sebebi oyun boyunca yaptığı tek şey şikayet etmek ve ağlamak çok pasif şey bir karakter. Sindirilmiş bir karakter. Çünkü Bilal'in gözünden görüyoruz biz Zembul'ü. Zembul orada merkezdeki karakter değil. Yani mesela işte baş işte gövde işte kanatlarda oradaki melek mesela yine e, Sevim şey, Turan, diğer oyunu oradaki melek onun gözünden anlatıyı görüyoruz orada merkez karakter kadın ama burada merkezde değil bize hep Bilal'in Bilal gözünden tanık oluyoruz diğerlerini. Aslında o karakterin gerçekte nasıl göründüğü değil, bile değil. bir erkeğin gözünden nasıl Aynen göründüğü. Aynen öyle, görüyorum. otoritenin gözünden, sahibinin gözünden. Alt metinlere, metaforları geçelim, O iğneden bahsetmiştik. Yani bu biler karakterinden, biz aslında çökmüş bir Osmanlı'nın geriye kalan. Bir otorite aslında iktidar, iktidarın dediğin gibi bocalayan, altı boşalan ve geçmişi ve sürekli bastıran geçmişinden kaçan iktidarın nasıl diyelim? Temsili mi? Temsili. Ya bir yokluğa sürükleniyor. Yani onlar aslında bir hiçliğe doğru gidiyor bu açıdan. Benim hoşuma giden şey bu arada metaforlar çok fazla yaygın dediğin gibi. Mesela işte o iğnenin topuğundan girip tam nasıl diyelim en duygusal sahnede iğnenin kalbine gitmesi ve ondan sonra geri gelmesi, vücudunda gezmesi vesaire bunların tamamı metaforlar. Benim hoşuma giden kısım bu metaforlarda anlam aramaktan ziyade mizahı. Şöyle bir mizah var. Bir taraftan korkular bastırılmış korkular, dehşetli korkular, kütücül duygular vesaire ama diğer taraftan da yaşamsal has yani o yeme içme sefası. Benim o dehşetli gülünç dediğim mesele biraz burada. Yani aynı anda çok ürkütücü, aynı anda çok gülünç olabiliyor. Yani o kendi kendine sayıklamaları da böyle. Sen güçlü bir edebi yanı olduğunu söylemiştin. Hatta Oğuz Atay... Benzettin. Tehlikeli oyunlardaki gibi düşün. Oradaki rüyalar ve gerçeklerin iç içe geçmesini düşün. Veya Marcel Proust'u hatırla. Oradaki kayıp zamanın izinde Albertini sahip olduğu zaman onu nasıl mahpusla mesela onu nasıl baskıladığını, üzerine nasıl otorite oluşturduğunu tıpkı bizim Zembül ile Bilal gibidir yani o ilişkileri. Kendi evine alması ve erkek otoritesi üzerinden onu sahiplenmesi. Diğer taraftan da Kayıp Albert'in de şunu görüyoruz. Arzu yoklu, yokluğunda yani o gittiği zaman nasıl depreşiyor tekrar, başka türlü bir e, hale geliyor. Burada da ben hep böyle bir arzu renklemi hissettim Marcel Proust'tan gelen. Aynı zamanda dil, çok şiirsel, çok edebi. Kendi adıma söyleyeyim ben Nazım'ın anlattığı şeyleri metinden almadım çok fazla. Ben Belki bir ozatay tadı var ama e, sen metni daha önce de okudun, şimdi oyun için tekrar okudun, üzerine evet. çalıştın, o çalıştıkça belki o katmanları daha rahatlaştırıyor. Başlangıçta dediğim gibi kapalı bir metin, kendisini evet. kolay ele vermiyor ama sabırla okuduğunuzda büyük bir edebi haz alabilirsiniz. Bir de klasik bir metin değil, dolayısıyla zor yani hani biraz okurdan sabır... Ve bir edebiyat geçmişi talep ediyor. Emek ediyorum. vermeniz lazım yani metnin evet. üzerine biraz anlamak için. Sevim Burak'tan sahibinin sesini konuştuk. Daha haftaya ne konuşacağımızı biliyor muyuz? Ben diyorum bir Aristofanes yapalım komedi falan. Olur. Belki Şimdi başka bir şeyler bilirsiniz. yaparız. Absürtten konuşacağız. Absürt konuşacağız. İşte Aynen. Aslında absürt de iyi gidebilir abi. Burada da böyle dramatik olmayan nasıl diyeyim sürrealle, real yapı iç içe geçmişti. Hani bunu bile anlatı haline getirebildiysek bizim için challenge oluyor çünkü. Onu da anlatabilirsek eğer yani bu şekilde bir yapı inşa ederek yani nasıl diyelim kendi anlatımızı bir yapı halinde bütün bir yapı halinde sunabilirsek başarmış oluruz tamam o zaman yorumlara yazabilirsiniz istediğiniz bir tür varsa istediğiniz bir oyun varsa özel Aynen. olarak onda konuşabiliriz peki teşekkürler nazım görüşürüz haftaya hoşça kal